Avustralya'dan hepinize kucak dolusu merhaba. Bugün size yine ülkemizde, Türkiye'de yaşanan saçma sapan haberlerden bahsetmek istiyorum. Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize aldınız mı? Sosyal medyaya girildi mi? Facebook, Twitter, Instagram kontrol ettiniz mi? Haberleri gördünüz mü? Ne oluyor amına koyayım? Tamam, hadi o zaman başlayalım. Ben de kendi sosyal medya hesabıma baktığımda dikkatimi çeken ilk haber şuydu. Birçok insanın paylaştığı haber. Siz de gördünüz, muhakkak gördünüz. Yeni havalimanı sular altında kaldı. Apronlar sular içinde. İç kısımlar, yolcuların bulunduğu bölümler sular içinde. Hepimiz bu haberleri gördük değil mi sosyal medyada? Merak ettim. Ya gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Neden olmuş olabilir mi? Çünkü referansları kötü. Hatırlıyorsunuz. O kadar çok zorla iş yaptırıyorlardı ki insana yapılmaması gereken hatalar yapılıyordu ki onlarca işçi öldü, apron çöktü abi, daha ne olsun yani bu normal E5'i yapar gibi yaptılar. Nasıl E5'te her yer çöküyor, patlıyor veya Karadeniz yolu üzerinde nasıl her yer çöküyor, toprak kayıyor. Aynı mantıklı herifler apron yapmaya kalktı ama orada yemez abi, çöktü. Bu referansları kötü olduğu için insanın aklına direkt bunlar geliyor. Ulan gene mi acaba bir alt yediler diye. Biraz araştırdım. Baktığımda bu videonun 2017 yılında Meksika'da yaşanan, Meksika havalimanında yaşanan bir su basması olduğunu gördüm. Apron'un. Yani iç kısımda tabii ki su taşmıştır. Yani çatıdan içeri sızmıştır. Onu bilemeyeceğim ne kadar doğru veya yanlış. Belki Atatürk Havalimanı'ndaki daha önce yaşanan bir görüntüyü kullanmışlar da olabilir. O konuda bir bilgim yok. Umarım öyledir. Sonuçta hepimizin cebinden çıkan bir para var. Boktan bir şekilde, boktan kendi müteahhitlerine yaptırmamışlardır da yine zarar etmeyiz. Yine biz elimizi vatandaşlar olarak cebimize atmak zorunda kalmayız. Ya havalimanı demişken havalimanı üzerinden gideyim. Şimdi ben bu havalimanını araştırırken başka bir şey gördüm. Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndan haberiniz var mı? Şahsen bu sabaha kadar benim de yoktu. 5 yıl önce ihalesi yapılmış. Ve dönemin Ulaştırma Bakanı demiş ki biz bu havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Ulan geçtiğimiz ay. Sonuç ne oldu diyeceksiniz? Açıldı mı? Sessiz sedasız bir şekilde. Hani belki öbür havalimanının gölgesinde kaldı da çok konuşulmadı, haberleri çıkmadı falan diye düşünüyorsunuz değil mi? Sonucu soracak olursanız abi, sonuç bu. Fotoğrafa bak. Bu ne oğlum? 5 yıl içinde 2 kere ihale yapılmış, 2 kere temel atma töreni yapılmış. Lan nasıl bir havalimanın temeli 2 kere atılır mı diyeceksiniz. Muhtemelen 5 sene önce bir seçim vardı. Hiç bakmaya tenezzül bile etmiyorum. Muhtemelen öyle. 5 sene önceki seçimlerde ihaleyi yaptılar. Hemen bir temel atıldı. Betonu döktüler kısacası. Dediler ki tamam, beton atma törenini yaptık. En kısa sürede burası açılacak. Sonra ne mi oldu? İhaleyi alan firma battı. Ben işi yapamıyorum dedi. Hop, ikinci ihale. İkinci ihalede dediler ki en kısa sürede tamamlanacak, yetiştirilecek verilen tarihe. Ne oldu? İkinci firma da yapamadı. Yine ekonomik sebepleri bahane gösterdi. Diyeceksiniz ki peki ne oldu burası? Kaderine mi terk edildi? Hayır. Devlet Hava Meydanı İşletmeleri DHMİ dedi ki ben buraya kaynak sağlamak için elimi taşın altına sokacağım dedi. Ulan haberi okuyorum. Ulan güzel gidiyor. Bir dakika, galiba bir şey yapmışlar. Güzel bir gelişme var dedim. Ne yapmışlar diye baktım. Havalimanı içinde bulunan 150 dönümlük arsaya nar ekmişler abi. Nar. Nar ekmişler. Ya sen Devlet Hava Meydanı İşletmeleri'nin başındaki adamsın. Lan oğlum, anlamadığınız işe niye giriyorsunuz? Ya anlamıyorsanız bir bilenle yapın bari bu işi değil mi? Herkes ben biliyorum. Herkes süper kahramancılık oynuyor abi. Ne olmuş? Narlar yetişmiş, tamam bak büyütmüşler, sorun yok, yapmışlar. Şu anki sonucu söylüyorum. Narları satmak için 150 dönümlük arsada yetişen narları satmak için 2 defa ihale açılmış ve alan kimse olmamış. 150 dönüme ekilen nar abi bozulmuş lan. Çöp olmuş lan, çöp. Bana sikeceğim yapacağınızı şey ya, amına soharım ya. Hayvana bile yediremeyeceğin hale gelmiş. Çöpe gitmiş ya. Ya abi sen devletin bir kurumusun, özel bir firma değilsin. Sen bu devlete bağlısın. Lan çürüteceğine. Baktın satılmıyor değil mi? Satılmıyor abi, yani tamam. O zaman ne yap bunu sen? Derneklere, vakıflara, yani kimsesiz çocuklara, zor durumda olan insanlara. Oğlum dağıtın lan. İnsanların boğazından bir kere de bedava meyve girsin lan. Bir kere bedava bir meyve girsin lan. Bir kere gerçekten bir hayrınız dokunsun. Oğlum bunu da yapmamışsınız. Manyak mısınız oğlum?
150 dönüme ekilen narı çöpe attınız lan. Eminim ondan da zarar ettiniz. Bir de onları topladınız, sonuçta bir masraf yaptınız. O tarlayı ektiniz, biçtiniz, daha sonra bunları topladınız. E bir de şimdi çöpe atmaya da ayrıca bir masraf yapıyorsunuz. Manyak mısınız oğlum? Bir iş yapayım derken daha da boktan ediyorsunuz. Bunu herhalde bizim ülkede gibi yapan başka bir ülke yoktur diye düşünüyorum. Ha, vardır, Afrika ülkeleridir. Zaten onlardan da bir farkımız kalmadı. Muz Cumhuriyeti anasını satayım. Neyse neyse. Neyse tamam. Artık güzel şeylerden konuşalım. Diyeceğim de yok ki lan. Oğlum ortası yok bu ülkenin. Vatandaşı olmasak aslında komik ülke. Ama vatandaşı olduğumuz için canımız acıyor. Ulan diyeceksin ki sana orada ne oluyor? Ulan oğlum hayatımız orada geçmiş sonuç. Eşimiz, dostumuz, herkes orada. Onlar için üzülüyor insan. Başbakan, gene başbakan diyorum ben bu adama ya. Cumhurbaşkanı, başkan. Ne dedi? Geçen bir konuşması vardı. Öğrenci kardeşlerime. Onun gibi diyeyim. Öğrenci kardeşlerim. Burs almayın oğlum. Niye beleşçilik yapıyorsunuz lan? Niye bedavacılığa alışıyorsunuz siz? Niye burs alıyorsunuz? Adam kızıyor size. Mutlu musunuz fırça yediniz? Adam ne dedi? Niye burs? İşte bursun ödemesi yok. Geri ödeme yapılmıyor. Ya be evladım, be kardeşim. Kredi aldığın zaman bunu da faizsiz ve iş bulmadan değil, sigortalı bir işte yer aldıktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun ya. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Burs almayın, kredi alın. Zaten eşit taksitlerle vereceğiz size. E biz bunu siz çalıştıktan sonra tahsil edeceğiz diyor. Zaten büyük bir şeyiz ya, anasını satayım. Danimarka'yız, İsveç'iz, Avustralya'yız biz. Hemen işe girdiğimiz gibi çok yüksek meblağlar. Ya işe girmeyi de geç. İşi bulduk da girdik de anasını satayım. Askeri ücrete çalışacaksın sonuçta. Sanki refahımız çok yüksek, binlerce Türk lirası kazanacağız da o krediyi kolay kolay ödeyeceğimizi sanıyor. Biraz yukarıdan in be abi, bir bak bu halk ne alemde. Yani senin bindiğin arabadan dışarı seyrettiğin gibi değil olay, geçtiğin ana caddelerden ibaret değil burası, bu ülke. Bir in ya, bir halkın arasına karış, bir bak ne oldu, ne bitti. Asıl olay Bilal Erdoğan. Geçen gün evdeyim, arkadaşım aradı Türkiye'den. Dedi ki, Sercan haberin var mı? Ne oldu lan dedim. Oğlum Bilal Erdoğan şarkı söylemiş dedi. Lan dedim oğlum bak. Duygularımla oynama. Gerçekten böyle bir şey var mı dedim. Radyo programına katılmış, adam İtalyanca ve Türkçe şarkı söylemiş dedi. Dedim kapat, telefonu kapat. Kapat hemen. Telefonu kapattım. Dedim ben bunu büyük ekrandan izlemek istiyorum. Yani telefondan izlemek istemiyorum. Bilgisayara koşuyorum. Bilgisayardan bunu izleyeceğim dedim. Telefondan bilgisayara giderken ya aklımda kurduğum şeyleri hayal bile edemezsiniz. İşin ucunda Bilal Erdoğan olunca biliyorsunuz kendisi bir sporcu. Kendisi bir siyaset bilimci. Bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kendisi bir ekonomist. Ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke Türkiye. Kim ne derse desin. Ve en önemlisi, en önemlisi kendisi hayırlı bir evlat. Evet. Tamamıyla sıfırlayacağız. Babasının sözünden çıkmayan, babasının lafını dinleyen hayırlı bir evlat. Bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Öyle de olsa konuş. Tamam, biz hallediyoruz o zaman. Videoyu kapatırken hayalimde kurduğum, size klibi izletmek istiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bilal'cim bak bu sana. Ben senin için klibi hazırladım. Müziği hazırladım. Sen sadece üzerine sözleri okuyacaksın. Tamam? Bak Bilal, klip hazır. Görüntüler hazır. Sen sadece mikrofona okuyacaksın. Unutma. Tamam. Kendine iyi bak. Hoşça kal Bilal.
Öyle mi acaba?